İyi akşamlar değerli izleyenler. Reel Politik programına hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Murat Çüzünkan. Her hafta olduğu gibi Doçent Doktor Sait Akşit ve Doçent Doktor Mustafa Çıraklı ile birlikte bu hafta yine gündemin önemli maddelerinden biri olan İsrail-Filistin Savaşı'nın jeopolitik yansımalarını iki değerli konuğumuzla birlikte tartışmaya çalışacağız. Biliyorsunuz 7 Ekim'de başlamıştı ilk saldırılar. O gün bugündür ne yazık ki bölgemizde kan, şiddet ve gözyaşı ve masum insanların ölmesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu konu çok fazla tartışıldı ama geldiğimiz noktaya baktığımızda İsrail birliklerinin Gazze'ye girdiğini görüyoruz. Bölgesel bir çatışmaya dönme potansiyelini belki de savaşın ilk günlerinden çok daha fazla bir şekilde barındırdığını görüyoruz. Birçok ülke arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ateşkes çağrısı yapılmasına rağmen, sivil insanların hayatını kaybetmesini engellemeye çalışmalarına rağmen ne yazık ki hala daha olumlu bir adım atılamadı. Bu önemli konuyu iki değerli konuğumuzla tartışacağız bugün. Öncelikle stüdyo konuğumuz Lefke Avrupa üyesi Doçent Doktor Muhittin Özsağlam hocamız bizimle birlikte. İstanbul'daki konuğumuz ise Doktor Cafer Talha Şeker, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Muhittin Hocam izin olursa önce İstanbul'daki konuğumuzla başlayalım. Talha Hocam programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim 7 Aralık'ta Hamas'ın saldırılarıyla başlayan bir süreç var. Kara hareketi başlayacaktı, başladıydı. Bir şekilde değişik aslında bir savaş cereyan ediyor. Dün İsrail Savunma Bakanı Gazze merkezine girdiklerini açıkladılar. Bu bir aylık süreye baktığımızda önemli gelişmeler oldu. Önce Blinken, Amerika Dışişleri Bakanı bölgeye ziyaretlerde bulundu. Daha sonra Biden İsrail'e bir ziyarette bulundu. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın çok sert açıklamaları oldu. Birçok önemli gelişme var. İşte sivil kayıpların had safhaya ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Diplomasi trafiği hiç hız kesmeden devam ediyor. Bu bütün bu gelişmeler çerçevesinde son bir ay içerisinde siz İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri genel anlamıyla nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlayalım ve daha sonra da bölgesel detaylara geçelim. Murat Hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Hayırlı akşamlar. Buradan İstanbul'dan sizlere Kıbrıs'a öncelikle selam ederim ve saygılarımı sizlere arz ederim sayın hocalarım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bir noktadan dikkat çekerek başlamak istiyorum. Dikkatle dünya haritasına ve olaylara son yıllarda tırmanan bütün dünyadaki olaylara bakarsak Ege Denizi'nden Çin sınırına kadar, Uygur'a kadar ki Türk dünyasına baktığımızda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, o bölge yine komşumuz Tacikistan. Bu dünyaya baktığımız zaman şu anda burada yaşayan herkes huzur içerisinde. Kıbrıs yani daha genel olarak zaten hepsini birlikte sayıyoruz. Dolayısıyla bizim dünyamızdaki bu huzur, rahatlık ortamının bozulmamasını temenni etmekle birlikte bütün komşu coğrafyalara, İşte Arap dünyası olur, Akdeniz çevresi olur, bütün dünya milletlerine de bu barışı saat huzur içerisinde yaşamasını temenni ediyoruz öncelikle. Öncelikle böyle bu temennimize başlayalım. Ve tabii ki son günlerde sizler Kıbrıs'ta olarak doğrudan tam da ortasında olduğunuz bir dünya var. Etraf bizim de hepimizin hep beraber bizi çevrilen Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan jeopolitik krizler var biliyorsunuz. Son yıllarda bunlar çok tırmandı. Ve Biden hükümeti kurulurken ABD'de biliyorsunuz zaten Trump hükümetinden Biden hükümetine devir teslim normalde her zaman olduğu gibi medeni şekilde olmadı. Bir çatışmayla oldu. 6 Ocak olaylarıyla kongre binası basıldı. ABD'de zaten çatışma başladı biliyorsunuz. Oradaki büyük mücadele ve bunun dünyaya yansıyacağını biz konuşuyorduk o zamandan beri. Analizlerimiz bu noktadaydı ve başladı da dünyaya yansıması. İlk başta Rusya'da başladı, Ukrayna'dan başladı. Biliyorsunuz Moskova'ya füzeler fırlatıldı. Ukrayna'da savaş yapıldı ve Ukrayna'da olay devam ediyor. Şimdi güneye iniyoruz. İşte bizim etrafımızdaki dünya.
Ve orada Türkiye ile İsrail arasında çok ciddi bir yakınlaşma, görüşme vardı. Bölge ülkeleri arasında bir takım görüşmeler vardı. Bölgedeki zengin kaynaklar üzerine ortak çıkarlarda buluşmak için. Fakat tam bu görüşmeler yaşanırken ve hatırlarsınız 20 Eylül'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türk evinde New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve burada da bir takım görüşmeler ve bundan kısa süre sonra 7 Ekim'e geldiğimizde birden çok değişik bir tablo karşılaştık. Ve şimdi son bir ay içerisinde de bu tablo içerisinde bakıyoruz ki bölge kan ve gözyaşı coğrafyasına dönüştü. Gazze halkının oradan çıkarılması konuşuluyor. Gazze daha önce belki hiç olmadığı kadar farklı bir işgalle karşılaşmış durumda. Dolayısıyla tabii İsrail içerisinde Yahudi halkın bunu durdurmalıyız, bu böyle olmaz diyenler var. Tam zamanı artık bu Gazze'yi, burayı süpürüp buradaki insanları Mısır'a göndermemiz lazım. Burayı da almamız lazım. Artık yeter diyenler var. Yani İsrail'in kendisi içerisinde bunun ikisini de savunan gruplar var. Ve dolayısıyla tabii Arap dünyasında Filistin davası bir namus meselesi olarak görülür. Biliyorsunuz bir şeref meselesidir. Ve dolayısıyla burada Arap ülkeleri bir şey yapmaya çalışıyorlar ama onlar da dağınıklar. Zaten Arap dünyası eskiden beri dağınıktır. Bazı problemleri var biliyorsunuz. Türkiye neredeyse bazı Arap ülkelerinden daha çok öne çıkıyor çoğu zaman. Ve Türkiye'nin ne söyleyeceğine bakılıyor. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede olaylara bakışı, Kıbrıs'tan olaylara bakışı, hepsi çok önemli. Fakat bu bölgede bir de dünyanın en büyük donanmaları dolaşıyor şimdi. Dünyanın en güçlü ülkelerinin donanmaları biliyorsunuz sayılarını artırıyor. Dolayısıyla bölgede biz temenni ediyoruz ki bizim Türk dünyasında yaşanan Ege'den başlayıp da Çin sınırına kadar uzanan Türk dünyasındaki huzurun bu bölgede de buralarda da yaşanması için üzerimize düşeni neler varsa bizler zaten akademik camiye tartışıyoruz. Devlet nezdinde konuşuluyor, halklar arasında televizyonlarda sizlerin tartıştığı gibi akademisyenler konuşuluyor ve burada sıkıntılı bir durum var, insani sıkıntı var. Biliyorsunuz 7 Ekim'deki olaydan sonra İsrail İstihbarat Bakanlığı'ndan ben bunu uzatmayayım, kısaca söyleyeyim, sonra sözü sizlere bırakmak isterim ama şunu da söyleyerek bırakmış olayım. 7 Ekim'deki olaydan bir hafta sonra bir istihbarat raporu hazırlandı. Bu rapor da aradan 1-2 hafta geçtikten sonra basına sızdırıldı. Bu rapora göre buna İsrail'de kim sızdırdı, neden sızdırdı o ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama raporda şöyle bir şey yazıyor özetle biliyorsunuz. Gazze'nin kuzeyinin çatışma alanına dönüştürülmesi ve böylece Gazze'de bir panik havasının oluşturulması, insanların güneye doğru koşturulması, sevk edilmesi. Ve güneye giden yolların tahrip edilmemesi, çünkü insanlar rahatlıkla güney sınırına Mısır'a doğru kaçabilsinler. Ve sonra da ABD Mısır'a baskı yapsın, Mısır bu insanları alsın. Dolayısıyla hepsi Gazze'den çıkarılsın. Yapılabildiği kadar. Şimdi böyle bir şey de basına sızdırıldı. Bu ne anlama geliyor? Belki ayrıca konuşulabilir. Ben şimdilik bu giriş bölümünde sözü bana vererek misafir olduğum için başlamış oldum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan saygılarımı sizlere sunuyorum. Böyle bir giriş yapmış oldum. Muhittin Hocam, size de yöneltelim aynı soru. Yani aslında eleştirilere baktığımızda gördüğümüz noktalardan birisi Blinken'in yapmış olduğu bölge ziyaretlerinde Türkiye'de çok rahat görülmediğiydi. Birisi bu baktığımızda. Bir de Hizbullah liderinin Hasan Nasrallah'ın yaptığı açıklamalarda da aslında yeni bir şey olmadı ve Hizbullah'ın da savaşa hazır olmadığı gibi bir durum var. Yani bölgesel riskin daha sınırlı tutulacağı gibi bir unsur var. Siz de aslında yakın zamanda ele aldığınız yazılarda bu caydırıcılık meselesini çok dikkat çekerek vurguluyorsunuz. Bölgeye yansımalarını nasıl görüyorsunuz kısaca? Hocamın bahsettiği noktadan bırakayım. Öncelikle teşekkürler bu güzel programa davet ettiğiniz için. Ender medya dünyamızda ender düzeyli programlardan bir tanesi aslında bu program. Özellikle dış politika konusunu işleyen çok az program var. Ve dış politika hep üniversitede öğrencilere deriz günlük yaşamımızı, cebimizi, her şeyi etkileyen bir husustur yani dünya politikası. İşte bir savaş olur, petrol fiyatları artar, bizdeki ekmek fiyatı da değişir, benzin fiyatı da değişir, her şey değişir, elektrik fiyatı da. Ama bunun dışında tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim, artık bir katliam yaşanıyor Gazze'de. Öncelikle onu kınamakla ve kınamakla da aslında yetinemiyoruz. Artık yetinecek bir şey kalmadı.
böyle bir durum var. İnsanlık adına gerçekten utanç verici manzaralarla karşılaşıyoruz. Acı bir gerçek bu bizim için, bütün dünya için, bütün dünya insanlığı için. İlginç olan hocamın bahsettiği husus, bir Türkiye-İsrail yakınlaşmasının tam başladığı, yeniden ilişkilerin konsolide edilmeye başladığı bir noktada bu olaylar oluyor. Hamas'ın saldırısı oluyor. Belki 20 sene sonra Hamas'ın niye saldırdığını öğrenebileceğiz bizler. İsrail'in çok abartılı derecede, artık işte bugün katliam olarak var söylediğimiz, soykırıma varan, o noktaya gelen bir sistematik saldırısına tanıklık ediyoruz cevaben. Ve artı tüm bunlardan ayrı, yani Türkiye-İsrail yakınlaşmasının dışında İran-Suudi Arabistan yakınlaşması söz konusuydu. Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşması söz konusuydu. Artı BRICS zirvesinden sonra bu oluyor. BRICS'teki çelişkiyi mi, Akdeniz'deki en büyük çelişkiyi mi ortaya çıkarmaya çabalayan bir kesim mi var? Spekülasyon yapabileceğimiz çok konu var ama evet. Bu çatışmanın gerçek olarak, dünkü köşe yazımda da yazdım, ortaya geçen günkü köşe yazımda da belirttiğim üzere net bir şey var ortaya çıkaran. BRICS'teki çelişki de ortaya çıktı. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurduğu BRICS ittifakına, işbirliği örgütüne, ki bunlara İran, Suudi Arabistan, Mısır'da katılacak 2024'te, artı Arjantin var 2024'ün başında katılımına. Şimdi baktığımızda Hindistan bu BRICS ülkelerinden, bu çok kutuplu sistem içerisindeki çelişkilerin ortaya çıkmasında gözümüze çarpan Hindistan, İsrail'i destekliyor. Kendisinin yeni baharat yolunun üzerinden geçecek, işte rotanın üzerinde olan İsrail'i, Hayfa'ya önem veriyor. Artı bu fundamentalizmin ne olduğunu, İslam terörünün ne olduğunu biliyoruz şeklinde Hindistan Başbakanı'nın açıklamaları var. Bu neye refere veriyor? Tabii ki Pakistan'la olan ilişkileri. Hint toplumuna oynuyor, iç piyasaya oynuyor. Diğer taraftan ise baktığımızda Rusya bu BRICS ülkelerinden Hamas'a destek veriyor. İki devletlilik bir çözümden bahsediyor Filistin'de. Zaten hep Hamas'ı destekledi ama çelişkiler dediğim gibi farklı farklı noktalarda. Mesela Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya üçgeni kuruldu tam Karabağ konusunda. Ama bir bakıyoruz ki İsrail ve bu ilişkinin içerisinde İsrail'in de Azerbaycan'a olan desteği vardı, söz konusuydu Ermenistan'a karşı Karabağ mevzusunda. Ne oldu? Bu olay çıktı. Türkiye tabii ki ilk arabulucu rolüne ve ateşkesin sağlanmasına yönelik çaba sarf edeceğini açıkladı. Dengeli bir açıklama yapıldı. Ama ardından olay katliama dönüştüğünde Türkiye İsrail'i kınamak durumunda kaldı. Ama Azerbaycan'ın pozisyonu değişmedi. Azerbaycan şartsız bir şekilde İsrail'e desteğini devam ettiriyor. Diğer taraftan Hindistan İsrail'e desteğini devam ettiriyor ve Hindistan'ın baharat yollarından bir tanesi de bu Karabağ'ın üzerinden geçecek diğer rota. Baktığımızda Hindistan da bu mevzuda Azerbaycan'la birlikte davranıyor, İsrail'le birlikte davranıyor. Artı Rusya aslında İsrail'den SİHA'ları alıyor, silah alımı yapan bir ülke. Kaldı ki nüfusunun yaklaşık üçte biri Rusça konuşuyor İsrail'in şu anda, Rus Yahudisi. En azından tırnak içinde öyle diyelim, öyle tanımlıyorlar. Ama şunu da söylemekte yarar var, yanlış anlaşılmasın. Aslında İsrail'de de büyük bir kesim halkın bu saldırıya, bu savaşa karşı şu anda. Ve Netanyahu hükümeti aslında iktidarını kaybederken buraya gitti ki uluslararası ilişkilerde bilirsiniz dışarıda bir düşman göstermek durumundasınız iktidarınızı devam ettirmek için. Ve Hamas bu fırsatı verdi. Hamas bu fırsatı nasıl verdi? Soru işaretimiz bu. Diğer taraftan Çin'in kanal projesinde İsrail'le ilişkisi var, işbirliği var. Projeyi aldı, ihalesini aldı. Yeni kanal, Süveyş kanalına alternatif. Bu challenge Mısır ve Rusya'yadır aslında. Çünkü Süveyş'te son dönemde Rusya etkili. Diğer tarafa baktığımızda ama aynı Çin İran'ı koruyor. Fars Körfezi'nde. Yani böyle karmaşık bir noktaya geldik. Acı gerçek şudur ki İkinci Dünya Savaşı'nın öncesini veya Birinci Dünya Savaşı'nın öncesini anımsatıyor bu çok kutupluluk ve karmaşık ilişkiler. Yani farklı noktalarda mesela Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya-NATO Savaşı dediğimiz savaşta birlikte davranabiliyor Çin'le Rusya. Ama
Başka mevzularda da Hindistan Rusya davranabiliyor ama işte İsrail Hamas konusunda davranamıyor. Tabii burada kendi iç, biraz evvel Sait Hocam oradan pas attı bana. Yani kendi iç sosyolojik yapıları da önemlidir ülkelerin. Yani bugün Rusya 30 milyonluk bir Müslüman nüfusa sahiptir. Onun hassasiyetlerini de düşünmek zorundadır. Hindistan da tabii biraz önce de söylediğiniz gibi kendi iç yapısını düşünmek durumundadır, sosyolojik yapısını, ama bir de tabii ki ekonomik çıkarlar var Pire Limanı'na ve Güney Kıbrıs'ta olan ilişkileri. Yani biraz sonra ondan da bahsederiz. Yani Muhittin Hocam, aslında çok karmaşık bir tabloya işaret ediyorsunuz. Konuların birbiri içerisinde geçtiği, çıkarların birbiri içerisinde geçtiği ve çok aktörlü bir mozaik aslında. Ama tabii bunu anlamlandırmak için sanırım bazı aktörleri daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ben burada Rusya'nın rolünü biraz açmak istiyorum. Yani Rusya özellikle ön plana çıkıyor. Niye? Son dönemlerde bölgeyle angaje olan, işte Suriye'deki konumundan varlığı, daha fazla angaje olan, Suriye'deki varlığı tabii. Bir de Libya çıktı tabii son dönemde. Askeri üsler açısından. Kuzey Afrika'ya da geliriz ama Orta Doğu'ya baktığımızda Rusya'nın böyle bir konumu var. Tabii diasporanın konumundan da ötürü, ama aynı zamanda ekonomik çıkarlar ve daha da ötesinde bölgedeki varlığını, nüfuzunu geliştirmek, genişletmek için de aslında son dönemde de bir denge politikası izlediğini söyleyebilir miyiz? Ben bunu aslında ne bağlamda denge derken Talha hocam? Talha Hocam'a da sormak istiyorum aynı zamanda. Yani İsrail-Filistin çatışmasında Rusya herhangi bir tarafı desteklemek istemiyor. Yani en azından bunu yaparken çok ihtiyatlı davranıyor. Ben bunun sebebini tabii İsrail ile olan ilişkilerine bağlıyorum bir noktada. Tabii savaşın genişlemesini de istemediğini söyleyebiliriz. Ama yani istemiyor, doğrudur, katılıyorum. Kısaca cevap vereyim isterseniz buna. Daha sonra Taha Hoca da devam edebilir müsaadesiyle. Benim gördüğüm şudur. Yani Rusya zaten kaldıraç olarak şeyi de kullanıyor. Suriye mevzusunu da kullanıyor. Golan Tepelerini de kullanıyor. Yani İsrail'e der ki, yani bir taraftan Rusya, ben Hamas'ı tanıyorum, ağırlıyorum ki Türkiye'den bazı liderleri Hamas'ın bu süreç başladığında kaçmak durumunda kaldılar. Bunu yazan gazeteciler var. Nereye gittiler? Moskova'ya gittiler. Yani Hamas'la bir ilişkisi var, Rusya'nın çok yakın bir ilişkisi var. Bu gerçek. Ama diğer taraftan İsrail'le olan ilişkisini de koparmıyor. Dedim ya, sihaları alıyor vesaire yapıyor. Bu tür ilişkileri var. Artı başka bir şey var. Suriye mevzusu, Suriye'deki varlığını da biraz önce bahsettiğiniz gibi hocam kullanıyor Rusya. Ama bir bütün olarak almamız lazım. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e Rusya'nın 2015 deniz doktrini, durdum ben üşenmedim. Baştan sona önce Rusçasını sonra İngilizcesini okudum. İlk çıktığı zaman 2015'te ve orada şunu gösteriyor Rusya. Bütün denizlerde, yani deniz hakimiyet teorisine gönderme yapıyor Rimland'a. Eskiden sadece Hartland politikası, yani Mackinder'in o kara teorisine bağlı kalıyordu Rusya. Kara hakimiyet politikasına ve Avrasya egemen oluyordu. Artık onu aştı. Rimland'a, yani şeye de, deniz hakimiyet teorisine de gönderme yapıyor. Hiç çekinmiyor. O deniz doktrininde 2015'teki ve onun içerisine Suriye'yi koyuyor. Afrika kıyılarını koyuyor. Artık Afrika kıyıları derken Kuzey Afrika'da, işte onu bir bütün olarak koyuyor. Ama en önemlisi, Karadeniz'den diyor Akdeniz'e, oradan Kızıldeniz'e, Hint Okyanusu'na açılan bir rota ve Afrika'ya inen bir rota. Ticaret rotası. Evet, ticaret rotasını, bu ticaret rotası sadece boş bir ticaret rotası değil. Yani alalım oradan ürünü de getirelim değil. Aslında son darbelere baktığımızda, işte Wagner'in etkin olduğu askeri darbelere Orta Afrika'da, sebebi nedir? Bunun da köşe yazısını yazdık. Çok basit gibi geliyor bize ama bugün yapılan elektrikli arabaların birçok ham maddesi bu Orta Afrika Cumhuriyetlerinde. Yani yapılan o lityumlu pillerin ham maddesi orada yer alıyor. Bu da kimin için cazip geliyor en çok? Çin. Çin Halk Cumhuriyeti. Yarın öbür gün Hindistan. Belki de Rusya da bu sektöre girecek yarın öbür gün. Ki girmek zorundadır bugünkü yaptırımlara baktığımızda. Ama en önemlisi, alternatif enerji kaynakları çıkıyor ortaya. Yani petrol ve doğalgaza en azından devletler, büyük devletler, bu süper güçler veya bölgesel güçler 10 senelik yapmıyor programını. 40-50 senelik yapıyor. Belki biz göremeyeceğiz ama petrol ve doğalgaz cazibesini yitirdiği zaman
bu Orta Afrika'daki ham maddeler, enerji kaynakları, manezyumdan tutunuz, efendime söyleyeyim, uranyuma vesaireye olan maddeler, hepsini sayarım şimdi, lityuma, bunlar ön plana çıkacak. Şimdi bunlara yöneliyor ülkeler. Yani aslında evcilleşecek dediğimiz, gün ve gün evcilleşmesini beklediğimiz kapitalizm 19. 20. yüzyıla döndü. 20. yüzyılın başlarına döndü ve imparatorluklar çağını görüyoruz. Otokratik yönetimler, Avrupa Birliği'nin içerisinde de bu var. Yani kimseden input almıyor, giriş almıyor. Sadece dışarıya kendisi veriyor. Macron örneği. Şartsız sualsiz İsrail'e gidiyor. Yani öyle bir utanma, bir çekinme, insani anlamda hiçbir şey yok Macron'da. Gidiyor. Diğer taraftan Putin'e bakıyorsunuz. Geçen gün şeyini açıklıyor. Putin de adaylığını tekrar ediyor. O da otokratik bir yapı. Dışarıdan bir şey alınmıyor veya dar bir kadro hareketiyle bu işler yürüyor. Yani böylesi bir otokratik bir dünya düzenine gidiyoruz. Ve bu dünya düzeninde Birleşmiş Milletler'in işlevi kalmadı şu anda. Güvenlik Konseyi'nin. 5 daimi üyesinin birbirlerini veto etmekten, bloke etmekten insanlık, insani yardım, insani ateşkes dahil her şey unutuldu. Ve Avrupa Birliği de duvara vurdu bu noktada. Zaten ortak, siz de biliyorsunuz, dış politikası, güvenlik politikasını bir türlü yerleştiremedi. O da duvara vurdu. İnsani değerlerini unuttu. Ha burada yapıyı, egemenleri bir tarafa bırakıyorum. Toplumun kamuoyunu başka bir tarafa koyuyorum, halkı. Çünkü kamuoyu nezdinde ben de işte İngiltere'deydim 3 hafta evvel. Tepki daha farklıdır. Yani 3 hafta önce bile İsrail'eydi daha çok. İsrail devletineydi tepki. Ha bunu da İsrail devletine olan tepkimizi lütfen arkadaşlar antisemitist bir şekilde yorumlayıp bütün Yahudileri bütünleştirici şekilde almasınlar. Çünkü birçok Yahudi de bugün çıkıp açıklıyor. İsrail devletinin bu politikasını eleştiriyor. Tallı Hocam, siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani az önce Muhittin Hocam Güvenlik Konseyi'nden bahsetti. Şimdi orada 5 üyenin zaten 4 tanesi tamamıyla birbirleriyle karşıt görüşlerde. Fransa ayrı bir noktada, bambaşka bir dünyada. Amerika ile Çin arasında zaten sorun var. Amerika ile Rusya arasındaki sorunu söylemeye gerek yok. Ama bu konuşulan konulara bir de şunu eklemek gerekiyor. Yani Putin bir taraftan İsrail'i sivil hedefleri vurmakla itham ediyor. Ama diğer taraftan Rus güçleri de Suriye'de farklı. Ukrayna'da da Suriye'de de yani sivil şeyleri vuruyorlar. Yani Mustafa Hocam'ın sorusuna sizin eklemek istediğiniz neler olabilir? Evet. Hocam teşekkürler. Muhittin Hocam farklı ilişkiler yumağına dikkat çekti. Gerçekten altına çizdi. Önemli şeyler. Rusya'nın bölgedeki yani gerek Filistin tarafına gerek İsrail tarafına yaklaşımları, denge politikası. Şöyle bir açıdan belki bakmakta faydalı olur diye düşünüyorum. Rusya'nın biliyorsunuz Avrupa üzerindeki ağırlığı elindeki muazzam enerji kaynaklarına bağlı. Rusya Avrupa'ya çok ciddi oranda özellikle doğalgaz satıyordu. Bunu Ukrayna Savaşı bahanesiyle bir şekilde ABD'nin de baskısıyla, Biden hükümetinin de baskısıyla Rusya'dan Avrupa'ya olan sevkiyat ciddi ölçüde azaltılmaya çalışıldı. Şimdi tabii ki Doğu Akdeniz'deki kaynakların da artık 10 seneyi aşkın bir süredir üzerinde tartışılan, mücadele edilen, rekabet edilen, kim hangi bölgeyi paylaşacak, kim kimi hangi şirketten, hangi imtiyazla bu olacak, nasıl sevk edilecek tartışmaları bir türlü bitmiyordu. Hala daha devam ediyor. Doğu Akdeniz'in artık Avrupa'ya bağlanma zamanı geldiği de düşünülüyor. Fakat bu son olaylar bunu yine geciktirmekte. Şimdi Doğu Akdeniz'deki kaynakları Avrupa'ya aktarmak eğer gecikirse, bu ne kadar gecikirse bu Rusya'nın o kadar işine gelen ve Rusya'nın elini o kadar güçlendiren bir şey. Dolayısıyla bölgedeki kargaşayı Rusça çıkardı demek değildir bu. Böyle bir hüküm vermek açısından söylemiyorum ama Rusya'nın Avrupa'ya ağırlığını artırabilmesi elindeki kaynaklarla olduğu için Avrupa'nın başka bir yerden alacağı doğalgazın krize girmesi Rusya'nın işine yarar. Yani genel bir mantık çerçevesinde baktığımız zaman bu işin böyle bir tarafı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarda Rusya uzaktan belli bir denge politikasıyla bu işi bir yere kadar böyle sürdürebilir diye kendi menfaatleri açısından düşünüyorum. Şimdi İsrail tabii Suriye'de bazı yerleri de vurdu biliyorsunuz son günlerde.
Hatta havalimanı vurdu ve oraya İran'dan silah geldi diye vurdu. Dolayısıyla tabii Suriye'ye operasyon yapmak biraz da Rusya'yı rahatsız eden bir şey biliyorsunuz. Çünkü ister Halep olsun ister Şam olsun Suriye'de evet Amerikan askeri, Amerikan kuvvetleri de var. Pek çok ülkenin kuvvetleri var. Dağılmış bir ülke ama hala da büyük ölçüde Rusya'nın kendisini orada gördüğü bir ülke. Dolayısıyla Rusya aslında bu yönüyle Rusya'nın eli İsrail'in zaten dibinde yani komşusu bir yönüyle. Fakat Arap dünyasıyla olan ilişkileri ve İsrail'le de olan ilişkileri ve genel olarak küresel sistemde de elbette finans yapıları ve oradaki İsrail'e destek veren kuruluşlarla da olan genel ilişkileriyle Rusya küresel bir güç olduğu için yani büyük bir oyuncu olduğu için burada denge politikası sürdürecektir diye ben düşünüyorum genel olarak Rusya üzerinden baktığımızda. Bir de şu noktaya da dikkat çekmekte fayda var. Şu anki Biden hükümeti, bu Demokrat Parti'nin arkasındaki aktörler, dünyada karbon merkezi enerji ve sanayi modelini sıfırlamak ve büyük bir sıfırlama, o Great Reset dedikleri politikayla bunu destekleyen bir hükümet. Bunu destekleyen bir hükümet. Bunun karşısında yani bunu desteklerken küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi koruma tezleriyle bunu destekliyor ve dolayısıyla doğalgaz ve özellikle petrolün artık şu an olduğundan daha az piyasada kullanılır hale getirmeye çalışıyor ve bunun yerine alternatif yeni kaynaklar, yeni ham maddeler, yeni kaynaklar üzerinden yeni projeleri desteklemek, bunu finanse etmek. Böyle bir dünya düzeni başlatma tezini savunuyor biliyorsunuz. Bu Paris İklim Anlaşması'nın destekleyenler. Fakat Amerika'da şu an son günlerde Trump'la ilginç açıklamaları var biliyorsunuz. Trump'ın içinde olduğu, son başkanı olduğu Cumhuriyetçi hükümet, Cumhuriyetçi Parti, onlar biliyorsunuz karbon lobisinden yanalar. Ve küresel iklim değişikliği, havanın ısınması, çevreyi koruma gibi tezlerde Demokrat Parti'nin arkasındaki lobinin, küreselci lobinin abarttığını ve dünyaya kriz getirecek projeler bunların olduğunu söylüyor Cumhuriyetçi Parti içerisindeki lobiler. Bunun içerisinde tabii Amerikan petrol lobisi var. Şimdi Amerikan petrol lobisinin desteğinde olan, iç içe geçmiş olan Cumhuriyetçi Parti iktidardayken, yani Trump başkanlığındaki parti, hükümet, biliyorsunuz Rusya ile arası gayet iyiydi. Rusya'da büyük bir petrol devleti, petro devlet diyebileceğimiz, ABD'nin de bir kanadı böyledir. Orta Doğu'da Suudi Arabistan yine aynı şekilde ve dolayısıyla dikkat ederseniz Trump döneminde Rusya, Suudi Arabistan, ABD arasındaki ilişkiler gayet iyiydi. Doğru. Hatta Suudi Arabistan Rusya'dan S-400 almak için masaya oturdu. Yani bu normalin dışında bir şey. Putin ziyaretini de hatırlayalım aynı zamanda. Ekleme yapmak gerekirse hocam size. 2019 yılında Putin'in yapmış olduğu bölge ziyaretleri var. Suudi Arabistan, Aramco saldırısı sonrası özellikle. Orada evet, çok aslında doğru söylediğiniz konuyu destekleyen bir duruş vardı. Birleşik Arap Emirlikleri. Batı ile olan ittifaktan memnuniyetsizlik ve buna bir denge oluşturma yönünde arayışlar aslında gibi sunulmuştu o da. Bunu da söyleyebilir sanırım. Yani hocam küresel petrol lobisi diyelim kısaca. Yani bunun için petrol ve doğalgaz da var ama küresel petrol lobisi, yani bunun en büyük üreticileri olan üç büyükler diyebileceğimiz ABD, Rusya, Suudi Arabistan. Bunlar bir önce Biden hükümetinden önce araları çok iyiydi ve hakikaten aralarındaki rollerini, paylaşımlarını güzel yapıyorlardı ve onların aralarında iyi gelişen bir dünya vardı. Şimdi fakat ve İsrail de tabii bu arada bölgesindeki deniz açıklarındaki kaynaklarla o lobilerle, o gruplarla arasını geliştiriyor. Özellikle Netanyahu hükümeti. Yani İsrail'deki Netanyahu karşıtı olan kanatlar bugünkü Demokrat Parti ile yan yanalar. Ama Netanyahu hükümetinin bu Demokrat Parti ile arası iyi değildi zaten. Son birkaç senedir ben genelde analizlerimde savunduğum tez hep buydu. Biden hükümeti gelir gelmez parmak salladığı hükümetler var. Rusya'ya parmak salladı. Rusya Ukrayna ile savaşa başladı. Netanyahu hükümetine parmak salladı. Şu an farklı bir şey var orada. Tabii bu bir bakış açısıdır. Hüküm vermek açısından değil. Gerçekten Netanyahu hükümeti oradaki işgali güçlendirmek için bir senaryo kurgulamış da olabilir. Tam tersine o hükümeti bir yere çökertmeye, sindirmeye çalışan başka bir hamle de olabilir o.
Çünkü İsrail içerisinde son yıllarda biliyorsunuz sokak gösterileri çok artmıştı. Ve üst düzey ordudan isimler Netanyahu hükümetini tehdit etmişlerdi. Yani sen bize karşı darbe yapıyorsun. Meclisin gücünü artırıp yargının gücünü azaltıyorsun. Bu adımlardan geri at demişlerdi Netanyahu liderliğindeki hükümete. Fakat o geri adım atmamıştı ve meclisin gücünü yükselteceğim derken yargıyı iyice kırmıştı. Yani İsrail'deki bir kanadı güçlendirip başka kanadı bastırmaya başlamıştı. Şimdi böyle bir taraf da var. İsrail kendi içerisindeki siyasette bir gerilim var. Ve Demokrat Parti Amerika'dan Netanyahu'nun karşısındaki gruplarla birlikteydi. Şimdi onu bir noktaya kadar getirdiler. Tabii gerçekten karmaşık. Biz hüküm vermekten ziyade burada ben sadece soru işaretleri ve bakış açıları fazla çeşitli açılar ortaya sunmaya çalışıyorum. Diğer taraftan dediğimiz gibi Netanyahu zor durumda. Aynı zamanda Türkiye ile de arası Demokrat Parti'nin pek iyi değil. Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ısrarla geldi. Biliyorsunuz burada iyi karşılanmadı. Ama zaten Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da biliyorsunuz arası çok da iyi söylenemez. Her ne kadar diplomatik görüşmeler başka ülkelerde yapılmış olsa da geri geldiği zaman. Çünkü iktidara gelmeden önce Türkiye'deki iktidarı bir an önce değiştirmek gerektiğinden bahsetmişti. Ve bu videosu Türkiye'de çok konuşulmuş. Ve dolayısıyla Suudi Arabistan'daki mesela Muhammed Bin Selman, onun ağırlığındaki Suudi Arabistan'la da Biden hükümetinin arası değil. Onlar Trump hükümetiyle çok yakın çalıştılar. Dolayısıyla şimdi yakında mesela Suudi Arabistan'da bir şeyler çıkar mı? Önümüzdeki bu bir yıl içerisinde ABD başkanlık seçimlerine bir yıl kaldı biliyorsunuz. Bu süre zarfında Suudi Arabistan'a körfeze de dikkat etmek lazım. Doğu Arabistan, Doğu Akdeniz'deki bu olaylar körfeze yansır mı yansımaz mı, ben bunu merak ediyorum. Önümüzdeki bir yılını gösterecek bilmiyorum. Çünkü Cumhuriyetçi Parti de ABD'de tekrar iktidara gelmek için iddialı bir şekilde geliyor. Tekrar Trump'ı başkan yapıp yapmayacaklarını da tartışıyorlar. Dolayısıyla ABD'nin kendi içerisinde böyle yeni dünya düzeni için kavga ve bu dünyadaki jeopolitiğe yansıyor. Biraz da ABD'nin dünyada itibar kaybetme durumu da var. Bu da beraber ve bu eğer ABD'nin gücünde bir dünya genelindeki gücünde bir azalma olacaksa zaten biliyorsunuz herkes ABD eskisi ABD mi? Biz de artık kendi üzerimize düşeni yapalım demek zorunda kalacak. Herkes bulunduğu yerden bir adım daha öne çıkmak zorunda kalacak. Dolayısıyla böyle bu farklı açılardan da belki bakabiliriz diye düşünüyorum. Peki Muhittin Hocam, hemen hocamın bıraktığı yerden Amerika'yı biraz aslında konuşmak gerekiyor. Yani bugün bir dengeden bahsediyoruz. Bunun yanında yeni bir kavram, yani yeni bir kavram değil uluslararası işler açısından ama bu olaylara baktığımızda bir caydırıcılık kavramı çok sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bunun yanında da herkes bu olayların arkasında kim var sorusunun cevabını aramaya başlıyor. İran mı, Suriye mi, Rusya mı, ABD Çin mi, Amerika mı, İsrail mi, Hamas mı ve herkesin de kendine göre bir takım çıkarları var. Hangi açıdan bakarsanız bakın, evet bu olabilir dediğimiz ne yazık ki çok muğlak ve spekülasyona da çok açık bir çok. Olayları yaşıyoruz. Buradan kimin ne çıkarı olabilir? Bu işte kim bunun arkasında vardır diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda az önce haklı olarak dile getirdiğiniz Birleşmiş Milletler'in rolünde baktığımızda Birleşmiş Milletler zaten bloke uzun olmuş. Yıllardır değişmesi gerektiğini, reform edilmesi gerektiğini, evet. Caydırıcılığı kalmadığını hep akademik camiada konuşuyoruz, evet. Tartışıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olma özelliğini de kaybettiğini bir taraftan görüyoruz. Evet. İşte tek kutuplu dünyadan çift kutuplu dünyaya veya çok daha kutuplu. Çok kutuplu bir dünyaya da gidişatın olduğunu söylüyoruz ve yine akademik camiada yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Veya düzensizliği. Ama oluşacak olan yeni dünya düzeninin de nasıl olacağını hiçbirimiz şu anda tam kestiremiyoruz. Ama şeye bakıyoruz bir taraftan da işin ironik tarafına. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücüne baktığımızda eskiden süper güç olarak tanımladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha güçlü, silah çeşitliliği ve teknolojik silah açısından baktığımızda çok daha güçlü bir
şeyi var. Ama karşı tarafta güçlü işte, karşısındakiler de güçlü. Mesela karşısındakiler o güçleniyor ama galiba bu Irak'ı işgal etme girişimiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin meşruiyeti sorgulanmaya başladıktan sonra tez antitez meselesi falan çıkıyor ve karşı blok oluşuyor. Aynen. Ve ondan sonra da bir de Kosova olayı var tabii arada. Tabii yani daha çok olay var. Ha, tetikleyen. Tetikleyen tez antitez olayına baktığımızda bir Amerikan karşıtı blok oluşuyor. Evet. Ve bunun da zaman içerisinde bu olan farklı dünyanın değişik yerlerinde olan olaylarda bunun güçlendiğini görüyoruz. Siz bu çok kutuplu dünya, tek kutuplu dünya, İki kutuplu dünya tartışmalarını ve Amerika'nın süper gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz ki bu konuda çalışmaları da yapan birisiniz? Yani şu anda baktığımızda aslında hocam Amerika Birleşik Devletleri, Trump biraz evvel hocam çok iyi bahsetti cumhuriyetçilerden ve Trump'tan özellikle. Trump hedef olarak merkantilist bir politika izleyerek Çin'i aldı ve ticaret savaşını başlattı ve benim düşmanım Rusya değil dedi. Aslında bizim beğenmediğimiz, hepimizin işte post-truth dediğimiz, hakikat ötesi söylemleri olan Trump dediğimiz, Trump'ı şu anda dünya aslında arar oldu. En azından çatışmalara sebep vermeyen bir yapısı vardı diye düşünüyor. İçe kapanan bir Amerika Birleşik Devletleri, Monroe doktrinini anımsatan bir Amerika Birleşik Devletleri. Ve baktığımızda aslında şu anda Rusya-Ukrayna veya Rusya-NATO savaşı dediğimiz savaştan en çok kazanan aslında Hindistan'dır. Niye? Hindistan şu anda hem genişlemeyi yapıyor hem İsrail'le yani Akdeniz havzasına da inmeye başladı. İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte. Çünkü dikkat ederseniz son 3-5 aydır Güney Kıbrıs'ta çok yakın diplomatik ilişki kuruyor Hindistan. Çünkü Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesini kullanarak ticari faaliyetlerini yürütecek aslında. Ve Yunanistan'la da yakınlaşarak Pire Limanı üzerinden. Artı bir bu. Ama burada hemen araya gireyim. Buyur hocam. Ama Pire Limanı da Çin'in kontrolünde. Ha, ona da geleceğim. İşte Pire Limanı'nın işletmesi Çin'in kontrolünde. Ama Çin'le Hindistan rekabeti burada ortaya mı çıkar yoksa burada işbirliği mi yapar? Soru bu. Hindistan mı Çin, Amerika mı hocam? Yani hayır, Çin-Hindistan rekabeti de var hocam. Yani Amerika Çin'i aslında dengelemek ve çevrelemek için Hindistan'ı öne sürmüyor mu? Evet, ha, o anlamda dediniz. O anlamda. Evet, tabii Hindistan Batılılarla yakın ilişki kuruyor aslında. Bir taraftan BRICS'in içindedir ama diğer taraftan Batı'yla da ve İsrail'le de iyi ilişkiler kuruyor. Diğer taraftan baktığımızda hocam, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan aslında niye en çok kazanan? Hem bu boyutuyla iki tarafla ilişki kuruyor. Ticari anlamda da kazancı var. Artı doğalgazı şu anda tahmin edemeyeceği, hayal edemeyeceği bir fiyata Rusya'dan satın alıyor. Çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan doğalgaz alımını azalttı. Minimuma indirdi olabildiğince. Ancak şu anda Hindistan çok ucuza Rus doğalgazını alıyor. Ha, bu Çin'in canını sıkıyor. Çünkü Çin'in de bu doğalgaza ihtiyacı var. Çünkü ekonomik büyümesi yüksek bir oranda Çin'in de bildiğiniz gibi genellikle. Evet, bu arada... Amerika Birleşik Devletleri sorusuna cevap vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda süper güç pozisyonunu silah anlamında kaybetmemiştir ama ekonomik anlamda kaybetmeye başladığını özellikle Afrika ölçeğinde görüyoruz. Afrika ölçeğinde çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin eskiden bir rakibi vardı, Fransa. Fransa ile rekabet ederdi ama aynı kampa aittiler, bir şekilde işbirliğini sağlardılar. Amerikan ve işte Fransız şirketlerinin konsorsiyumları vesaire. Evet, doğru da atabiliyorlardı. Ha, ama şimdi ortalık dağıldı. Yani Afrika endiğinizde bir tarafta bakarsanız Brezilya şirketleri, bir tarafta bakarsanız Hindistan yazılım şirketleri. Uganda'da ben mesela gördüm. Murat hocam da gitmiştir, oraları bilir. Uganda'da Hintli doludur. Yani Idi Amin'den sonra geri dönmeye başladılar. Artı diğer taraftan Brezilya uçak sektöründe, uçak sanayisinde büyük bir ilerleme, teknolojik ilerleme sağladı. Bugün iç hat seferleri yaparsınız şeyde Afrika'da, Brezilya uçaklarına binersiniz. Bir de dil avantajını kullanıyor. İki zengin madeni ve petrol zengin ülkede Brezilya dil avantajını kullanıyor. Angola. Kültür, Portekizce, Angola ve Mozambik.
bu avantajlarını kullanıyor. İşte bir master tezimiz var, öğrencimiz var, Ronaldo, onu da analım. Brezilya'nın Mozambik'teki foreign direct investment'ini tartışıyor. Belki Sait Hocam onun jürisine girer. Orada öğreniyoruz biz de bu Afrikalı arkadaşlar sayesinde bazı noktaları. Şimdi böylesi bir yapıda Amerika Birleşik Devletleri elbette kaybediyor, azalıyor gücü. Ama bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da en yararlı çıkan Hindistan'dan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Baktığımızda en çok zarar gören Avrupa'dır. Daha sonra da Rusya'dır bana göre. Avrupa'da geçen sene bir konferansa katıldım online. Dedik ki sınıfta öğrenciler az, işte X bir üniversite ismini vermeyelim. Kaloriferler yanmıyor dendi. Almanya'da oluyor bu olay. Doğalgaz sıkıntısından dolayı. Bunlar yaşanıyor. Böylesi bir süreç yaşanıyor dünyada. Ha, bunun nereye evrileceğini bilmiyoruz ama ortada Fukuyama'nın sözü var. 2018'deki bir röportajında ben özür diliyorum diyor. Bütün insanlıktan liberalizm kazanacak, liberalizm tarihin sonudur dedik. Her şey bitti dedik, tamamdır dedik. İnsani değerlerle birlikte işte ticarette uysal bir şekilde yapılacak, paylaşım olacak vesaire olmadı. O yüzden diyor sosyalizm olmalı diyor. Ya onun karşıtı da barbarlıktır artık diyor. Ama tabii sosyalizm derken Fukuyama'nın kastettiği sosyalizm de Batı sosyalizmi. Yani Sovyet sosyalizmi değil. Yani adaletli bir paylaşım. Ha, yani Marksizme gönderme yapıyor. Ama Marksizm Sovyetler Birliği de demek değildir tabii ki. Tabii ki. Söylemeyeceğim. Yani Marksizme gönderme yapıyor o daha çok. Burada tabii Talha Hocam'ın görüşlerini de merak ediyorum. Yani ben az önce şey dedim, yani Hindistan'ın bu baharat yolu projesi daha fazla, daha ziyade Amerika'nın Çin'i çevrelemek için geliştirdiği alternatif bir plan gibime geliyor. Ama diğer taraftan Muhittin Hocam haklı olarak burada Hindistan'ın da aslında bir oyun kurucu bir rol üstlenmek istediği ve gerek Orta Doğu üzerinden de yavaş yavaş işte Kuzey Afrika ve Afrika'ya açılarak kendi küresel pozisyonunu da güçlendirmek istediğini söyledi. Siz burada bu tartışmaya nasıl bakarsınız hocam? Yani Hindistan bu İsrail-Filistin çatışmasının kazananı mıdır, kaybedeni midir? Nasıl pozisyon alacaktır ilerleyen süreçte? Bunları biraz açabilir miyiz hocam? Talha Hocam? Kurttu mu? Evet sanırım. Ya hocam soruyu bana yöneltin. Evet hocam. Evet. Murat Hocam, az önce Muhittin Hocam'ın söylediği bir noktadan başlamak isterim. Çok önemli bir şey söyledi Muhittin Hocam. Bir, Fukuyama'nın sözüne atıf yaparım. Yani liberalizm insanın aradığı son nihai köydür. Artık bundan öte köy yoktur gibi bir şeyi savunmuşken yıllar evvel. Sonrasında şimdi sosyalizm gibi bir şeyden bahsedilebiliyor olması ama Sovyet komünizmi gibi değil dedi az önce Muhittin Hocam. Çok güzel. Ben bu meseleyi takip eden birisi olarak şunu eklemek istiyorum. Inclusive capitalism diye bir ifade kullanıyorlar biliyorsunuz. Kapsayıcı kapitalizm diye bir ifade. Evet. Son yıllarda ve küresel elit bunu oturup tartıştı, konuştu ve küresel elitin bazı küreselciler dediğimiz kanadın önümüzdeki yıllarda dünyada daha kapsayıcı bir kapitalist model nasıl geliştirilebilecek şekilde diye bunun üzerine bir kampanyası var. Ve bunu hükümetler nezdinde de çalışacakları, tartışacak, diplomatikasını yapacakları, bir sunumunu yapacak altyapı oluruldu veya oluşturulmaya devam ediyor. Biliyorsunuz. Tabii buna pek çok ülkeden ulusalcı kanatlar, milliyetçi kanatlar buna biraz daha farklı yaklaşıyorlar. Yani ABD'de mesela bunun ABD, Avustralya'dan ABD, yani Anglo-Sakson dünyadaki tartışmalara baktığımızda Kanada'da yine bu kapsayıcı kapitalizm denen olayın aslında bildiğimiz kapitalizmden çok farklı olup adeta bir sosyalizm getirmek istediğini, yani her ülkede toplumlar, sınıflar arasındaki farkları ciddi ölçüde tekrardan gözden geçirip azaltmak, şirketlere özellikle bazı ticari yapılara daha farklı vergiler getirmek, hükümetlere daha farklı yeni vergiler getirmek, yani ekonomiyi, maliyeyi, mali sistemleri, alıştığımız yapıları formatlayıp yeniden bir şey başlatmak. Bunu da daha böyle insanları kapsayıcı şekilde
düşündü ve Dünya Ekonomik Forum bunun bir haritasını çıkardı biliyorsunuz birkaç sene önce. 8 maddede dünyanın geleceği dedi. 2030'lu yıllarda dünyamız nerede olur diye bir öngörüde bulundu. Ve bunu 2016-2017'de yayınladı Dünya Ekonomik Forumu. Ve bunlardan bir tanesi şuydu. İnsanların hiçbir şey olmayacak ama mutlu olacak. Yani hiçbir, yani mülk sahibi olmadan mutlu olabilen insanlık. Bundan bahsettik mesela. Bunu nasıl oldu? Bu da Amerikan Milliyetçi Muhafazakarların ve Batı dünyasındakilerin tepkisini çeken gelecek senaryolarından birisidir. Yani sosyalizm, komünizm modeli dayatılacak. Nasıl bir insan mülkiyet kalkabilir, mülkiyeti olmadan mutluluk nasıl olabilir gibisinden. Ve bu 8 maddeden bir tanesi bu. ABD artık tek başına süper güç olmayacak, olamayacak. Pek çok ülke öne çıkmaya başladı. Ve bunlardan bir tanesi de yine Hindistan, az önce konuştunuz. Almanya'dan böyle bahsediliyor ve Almanya son Ukrayna olaylarından sonra da özellikle 100 milyar euroluk bir bütçe silahlanmak için, yeni silahlar geliştirmek için, savunma sanayisi için konuştu. Gündeme getirdi, meclise getirdi. Bu Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atılmış olan Almanya'nın ilk defa bu kadar büyük bir hamle savunma sanayisinde yapması demek. Yani artık ABD'ye korumayacaksa ve bölgede eski ağırlığını kaldıracaksa, sınırlandıracaksa herkes servisine bakmak zorunda kalacak anlamına geliyor. Şimdi Hindistan, Çin az önce bahsettiğiniz az önce bir Trump hükümeti Rusya bizim rakibim ve Çin üzerinde çıkar grubu ve dünyayı temsil ediyordu ama Demokrat Parti evet Çin var ama biz Rusya ile bazı hesaplaşmaları yapmamız lazım. Rusya ile Avrupa arasındaki o karşılıklı bağımlılık giderek artıyor. Esas bir ortadan kesmemiz lazım. Bu bir bulabildiği kadar azaltmamız lazım. Politikasına odaklandı ve arkasından da Ukrayna krizi için. Şimdi aynı şekilde Doğu Akdeniz'de yaşanan olayları da bu açıdan zaten görmek gerekiyor. Hindistan, Çin'i nüfus olarak ölçümüz yakaladı. Ekonomik olarak henüz onun durumunda olmasa da az önce bahsettiğim gibi Brezilya'nın, Hindistan'ın ekonomik yeni roller dönüyor olması, yeni üretim alanlarına dönüşebiliyor olması. Bu ülkelerin de Afrika'da çok ciddi bir şekilde yer tutmuş olması. Afrika'da ayrı bir başka bir pazar. Dolayısıyla dünya ekonomik konunun gelecek senaryosundaki o 8 beklenti tahminden bir tanesi. Tahminlerin pek çok. Her bir sinyal önümüze çıkmış gibi. Bunlardan bir tanesi, birkaç çekmiş. Hindistan gibi ülkeleri de ilgilendiren, Pakistan gibi kalabalık ülkeleri çok ilgilendiren ve şu an Doğu Akdeniz'de yaşanan çatışma çok ilgilendiren bir madde. O da şuydu, 2030'da dünyada 1 milyar civarında insan göçmen konumuna düşebilir. Veya bu sebep. Şimdi bu çok büyük bir iddia. Çok büyük bir tanı. Eğer 1 milyar değil de bunun onda bir de gerçek. 100 milyon insan dünyada göçmen durumuna düşse, yerini değiştirmek zorunda kalsa bu bile çok büyük bir rakam. Ve bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz medeniyeti, Doğu Akdeniz medeniyeti, buralar küçük ölçüde göç hareketlerine, dalgalarına ev sahipliği yapıyor gibi. Ve Hindistan taraflarından, Pakistan tarafından beri, Afganistan tarafından batıya doğru gelen bir göç dalgası var. Afrika'dan kuzeye doğru çıkan, Akdeniz'e doğru gelen, Avrupa'ya gitmeye çalışan bir göç dalgası var. Ülkeyi biliyorsunuz çok göçmen almış bir ülke. Yani Ukrayna'dan milyonlarca insan Ukrayna'yı terk yani o gelecek senaryolarını ben çok önemsiyorum. Çünkü bunların bazıları büyük ölçüde gerçekleşmeye başladı. Şimdi bu tarafına da bakmak lazım diye bu noktadan da bakmış olalım. Gelecek senaryolar açısından. Biraz geçişlere bakmak lazım burada aslında. Almanya bütçesinin 100 milyar euroya çıkması demek aslında iki katına çıkarılmış olması. Yani birazcık göreceli olarak seyircilerimiz açısından ne anlam ifade ettiğini belirtmesi açısından. Almanya'nın 1945 sonrası özellikle 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlardan dolayı daha pasif bir tutum sergilediğini hatırlamakta fayda var. Ve silahlı misyonlara bile, operasyonlara bile katılmadığını belirtmekte fayda var. Buradan bir geri dönüş aslında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu Avrupa için değişken olarak görülebilir. Önemli bir şey bu. Baktığımız zaman Hint
Hindistan'ın, Muhittin Hoca'nın söylediğine bir ekleme yapmak isterim ben aslında. Hindistan'ın gaz, petrol ithalatı konusunda özellikle Rusya'dan çok faydalandığını belirtti. Hindistan'dan aslında Avrupa'ya giden gaz ve petrol ürünü türevlerinin de inanılmaz arttığını söylemekte fayda var. Aslında biraz da aracı rolü üstlendiğini belirtmekte fayda var. Komisyon alır. Evet, yani Hindistan açısından yeni bir ekonomik alan olduğunu söylemek gerekebilir bunun. Baktığımız zaman bu önemli bir şey. Kendi içerisinde aslında bu yeniden küresel düzenin yapılanması şekillenirken aslında bir taraftan bağlantıların koptuğundan bahsediyoruz. Yani Rusya'dan Batı'ya direkt olarak doğalgazın satışında azalma var ama sıvılaştırılmış gazın farklı şekillerde Avrupa'ya satıldığını unutmamak lazım. Bu da önemli bir şey. Tamamen ekonomik ilişkilerin koptuğunu söylemek imkansız. Aracılarla alıyor hocam. Tabii, tabii. İşte kaybeden gene Avrupa daha bağlıya alıyor aracını. Tabii ki. Aracıya da ödüyor. Burada tabii şey konusunda hemfikirim. Avrupa'nın her açıdan aslında kaybeden olduğu fikri. Diğer taraftan baktığımızda Rusya da Avrupa mallarını, ürünlerini Kazakistan üstünden alıyor. Hı-hı. Çin üstünden alıyor. Türkiye'den de. Ha, Gürcistan üstünden alıyor. Meçhul tabii. Bunda tabii Ukrayna-Rusya savaşı ne kadar devam eder? O soru bir, daha bir buçuk sene galiba. Türkiye'nin de aslında burada önemli bir rol üstlendiği. Yalnız son bir aydır Ukrayna-Rusya savaşı da konuşulmuyor kimse tarafından. Evet. Bu yokmuş gibi davranıyor. Hatta, hatta bir ekleme yapmak lazım burada. Rusya-Ukrayna savaşı konuşulmuyor bir taraftan. Bir taraftan da aslında Batı'nın Ukrayna'ya müzakere masasına oturması için ve bazı şeyleri göze alması için telkinlerde bulunulduğu söyleniyor ki bu Ukrayna için de ciddi bir aslında zemin kaybı demek. Nereye? Karşılığında AB üyeliği işte önerildi, o masaya geldi. Olursa. Gündem maddelerinin biri oydu. Orada da şeyi söylemek lazım. Avrupa zemin kaybederken aslında Avrupa Birliği'nin aslında İsrail-Filistin savaşı ve Ukrayna savaşlarındaki tutumlarından dolayı aslında değerler konusunda ciddi bir zemin kaybı yaşadığını görüyoruz. Evet. Yani Avrupa Birliği'nin küresel etkisinin en önemli unsuru neydi? Değerleri aslında insan hakları, temel insan hakları gibi değerleri aslında temel hak özgürlükler veya insani boyut aslında vurguluyor ve ekonomik ilişkileri güçlendiriyor. Hocam zaten herhalde 10 milyona yakın Ukraynalı şu anda Polonya'da vesaire de orta Avrupa'dadır. Tabii, zaten tabii. Avrupa Birliği üyesi oldular yani. Tabii. Dolaylı olarak öyle. Şimdi baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok kullandığı kavramlardan birisinin İsrail-Hamas savaşında insani boyut olduğunu, insani hukuk olduğunu düşünürsek aslında bunların da Irak savaşı sonrasında demokrasinin yıpranmış olması gibi yıprandığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Ve zemin kaybı yaşanıyor orada da uluslararası hukuk açısından baktığımızda. Hukuk zaten devletlerin yaptığı bir şeydir. Yani devletlere bağlı hukuk denen bir şey artık tabii, çok konuşulacak bir noktada değil. Sıkıntılardan birisi şu, devletlerle toplumlar arasında ciddi bir herhalde farklılaşma ortaya çıkıyor. Özellikle Batı, özellikle Avrupa içerisinde. Avrupa içerisinde. Daha mümkün sanıyorum baktığımızda. Aslında birkaç gün önce eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da bu konuda bir açıklama yaptı. Ve İsrail'in aslında Hamas'ı yenmek, ortadan kaldırmak için çok zaman olmadığını söyledi. Ve Avrupa'da aslında kamuoylarını kaybettiklerinden bahsetti. Baktığımız zaman artan bir şekilde aslında Batı'da, Batı Avrupa'da özellikle tüm antisemitist uyarılara rağmen aslında ve Avrupa devletlerinin bu konuda çok hassas olduğunu söylemelerine rağmen ve aslında protesto gösterilerini yasaklama çabalarına rağmen ciddi anlamda bir Filistin yanlısı gösteri dizisi gördük. Ve bu giderek artan bir şekilde aslında Avrupa'nın farklı bölgelerinde kendisini, farklı şehirlerinde kendisini gösteriyor. Siyasi partilerin de daha çok özellikle sol kanadın aslında giderek daha Filistin yanlısı açıklamalar ve İsrail karşıtı açıklamaları güçlü şekilde dile getirdiğini görüyoruz aslında. Baktığımızda önemli noktalardan birisi bu. Yani bu da Avrupa için aslında yeniden bir daha uzun vadede aslında bir güç tartışması, güç mücadelesinde zemin kazanma çabasına dönüşür mü? Onu da bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Zemin açısından. Ama Muhittin Hoca'ya şu açıdan katılıyorum ben. Daha çok gelişmeleri bir merkantilist açıdan vurgulayarak inceleme
gereği veya aslında vurgusu yaptı. Onu söylemek mümkün. Katılıyorum ben bunu aslında bu Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi çerçevesini incelediğimizde de aslında bu ekonomik milliyetçi merkantilist yaklaşımın çok ön plana çıktığını ve daha çok... Yani internasyonel liberalizm yok ortada. Kalmadı. Çok minimum düzeye. Zemin kaybediyor orada. Evet. Internasyonel liberalizm gitti. Daha çok parçalı, daha çok çıkarlar üzerinden evet. aslında ve daha pragmatik bir yapı ortaya çıkıyor gibi ki bu daha çok aslında zarar veren bir boyut küresel siyasete. Burada tabii şunu da belirtmek gerekiyor sanırım izleyicilerimiz açısından. Çünkü Doğu Akdeniz denildiğinde tabii biliyorsunuz kamuoyunda şöyle bir algı var. Hemen Kıbrıs artı enerji boyutu. Evet. Doğalgaz. Gerçi aslında bu İsrail-Filistin çatışması o konulara bence ciddi yansımaları olacaktır. Yani bu İsmet Gaz Forum dediğimiz oluşum örneğin benim aklıma gelen günlerden bir tanesi buydu. Yani işte neydi o kurulduğunda İsmet Gaz Forum şu noktada övünülüyordu. İşte içerisinde İsrail'in Filistinlilerle bir araya geldiği veya işte İsrail'in Mısırlılarla bir araya geldiği Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ve Yunanistan. Hatta bir şeyi konuşmadık hocam yani Güney Kıbrıs dedik de hep Yunanistan ve Güney Kıbrıs biliyorsunuz hep geleneksel olarak Filistin'in yanındaydı aslında yıllarca. Ha, bir daha koptu yani orada. Burada bizim de sorgulamamız gereken ve Kıbrıs Türk solunun da sorgulaması gereken husus şudur. Yani Hristodilis'in pozisyonu ve Güney Kıbrıs'ın pozisyonunu bir tekrardan yorumlamaya ihtiyaç vardır. Nereden nereye geldiğini anlamında ama akademik olarak da. Hani efendim 2010'dan itibaren Anastasiadis'le birlikte bu başladı tabii ki yani süreklilik var. Doğrudur. İsmet zaten bunun örneğidir evet. hocam iyi anımsattı onu. Bahsedelim kısaca. Yani eskiden Yunanistan bir ara çıktı kendisini dedi biz dedi Hristiyan Arap devleti ilk dedi neredeyse dedi Arap ülkesi ilk dedi Filistin'e destek versin Arap bağımsızlık savaşlarına destek versin Yasser Arafat'la Makarios'un ilişkisini bir tarafa bırakın Makarios'la şeyin ilişkisine bakın Cemal Abdülnasır'ın yakın ilişkisine bakınız evet. bağlantısızlarda falan tırnak içinde tamamıyla yani Atlantik politikalarına Avrupa merkezci politikalara tamamıyla teslim olan bir Güney Kıbrıs var yönetim anlamında. Ama orada da kamuoyu desteği yok. Kaldı ki tarihsel anlamda da, kültürel anlamda da büyük bir çatışma var tarihlerinde, hafızalarında iki toplumun Yahudilerle Ortodoksların vesaire. Ki buradaki Margo çiftliğinden Yahudilerin kaçışı Müslümanlardan dolayı değil. Ha bir de şu var yani şunun da altını çizelim. Filistin mevzusu sadece bir Müslüman-Yahudi çatışması değildir. Onun da altını çizelim. Yani birçok Hristiyan Filistinli de var orada yaşayan. Bugün Latin Amerika'ya göç eden işte meşhur popülerlerden birkaç tanesini saysak. Gabriel Ömer Batistuta mesela eski futbolculardan. Evet. Bu tür futbolcular var. Meşhur bildiğiniz birçok insan var. Baktığımızda kiliseler bombalanıyor. En önemli husus odur Batı anlamında. Benim Batı'nın tepkisiz kaldığı nokta. Camiler bombalanırdı, sessiz kalırdı. Ama kiliseler bombalanıyor, yine sessiz kalınıyor. Orada ben hemen Talha hocamıza dönüp bu Doğu Akdeniz konusunu biraz açmasını isteyebilir miyim? Yani Talha hocam özellikle bu İsmet Gaz Forum noktasında kurulan bu ittifakların çatırdayacağını söylemek mümkün müdür? Gelinen aşamada yani İsrail ile Mısır'ın böyle bir ilişki içerisinde devam edeceğini söyleyebilir miyiz? Yani hiçbir şey olmamış gibi business as usual şeklinde İsmet Gaz Forum devam eder mi? Veya diğer bir enerji boyutundan bakacak olursak konunun son dönemleri zaten Chevron'un Güney Kıbrıs'la yaptığı müzakerelerde de bu konu gündeme geldi. Yani istikrarsızlığın arttığı bir bölgede enerjiye yatırım ne kadar mümkün? Bunlar da kısaca sizin görüşlerinizi açabilir miyiz Sayın Hocam? Tabii ki hocam. Hocam siz az önce Muhittin Hoca'nın söylediği gibi yani bölgede Hristiyan Araplar var. Ben oradan bir başlamak isterim. Bu son olaylarda Gazze'de vurulan hastane olayı var biliyorsunuz. Hastane malumunuz bir hastanesi. Yani gelen halk Müslüman olabilir. Müslüman Araplar geliyor olabilir ağırlıklı olarak. Çünkü zaten Hristiyan pek yok. Çoğunluk zaten Arap Müslüman olduğu için ama hastane bu Müsteşfa el-Ehl-i Arap bu Arap Halk Hastanesi diyebileceğimiz bu hastane biliyorsunuz çok eskiden
İngiliz Anglikan Kilisesi'ne bağlı bir kanat tarafından evet. orada açılmış misyonerlik faaliyeti maksadıyla da yapılmış bir hastane ve daha sonrasında da devam etmiş. Bir dönem bunu bu Episkopal Kilisesi'ne bağlı. Bu kilise bunu Amerikan Evangelikallere bıraktı. 50'li 60'lı 70'li yıllarda. Bunu Amerikan Evangelikaller devam etti. Bu Amerikan Evangelikallerin, bu Protestanların içerisindeki malum bir kanat olan kitlenin ve ABD'deki en büyük cemaat veya yapı diyebiliriz Evangelikaller için. En büyük Hristiyan kanat. En etkin. Bunların Gazze'de kilisesi vardı ve hala var. Sonra tabii hastaneyi tekrar onlar İngiliz Episkopal Kilisesi'ne devrettiler ama oradaki misyonları da devam ediyor. Yani şimdi bugün hakikaten oradaki çatışmalarda bu hastane tabii radyoloji bölümü geniş oldu. Kanser tedavisi yapabilen önemli hastanelerden birisi. Şimdi hastanenin idari mekanizması Hristiyanlardan oluşuyor. Şimdi burası vurulduğu zaman yani sadece cami kilise değil bu hastane olayı da çok ilginç. Burası vurulduğu zaman da batıda bazı yerlerde biraz ses getirdi ama şu an çok gündemde değil. Sanki önemli bir şey değilmiş gibi gerçekten. Dolayısıyla bölgede öyle ilginç bir mücadele var ki cami olayın camisi, kilisesi, havrası kalmadı gibi. Evet. Böyle bir sert bir yere doğru gidiyor. Yani hastane de vurulsa iki gün konuşuluyor. Ondan sonra ya bu hastane kiminde, kimler yatıyordu, geliyordu, gidiyordu. Bunlara da artık bakılmıyor. Çünkü bölgede hakikaten artık milletleri veya dinleri, kimlikleri aşağı başka bir çatışma herhalde alevlenmiş durumda. Ve bölgedeki biliyorsunuz 2010'da Mavi Marmara olayı yaşandığı zaman o olayın yaşandığı yerin altı zaten bugünkü o doğalgaz kaynakları. O günden daha öncesinde var bu. Daha öncesi de var elbette ama zaten o günlerden sonra Arap Baharı diye bölgede bir şey başladı ve yangın çıktı. Şimdi dolayısıyla bu bölgede bir şeyler bir reset atmak, bir şeyleri değiştirmek 10 seneyi aşkın bir süredir devam ediyor. Yani bu her gelen Cumhuriyetçi Parti olsun, Demokrat Parti olsun, farklı çıkar grupları gelse de Amerika'da iktidara, bunların siyasi uzantıları gelse de bölgede biri bir şeyi başlatıyor, sürdüremiyor veya maksat sürdürebilir, sürdürememek o ayrı bir şey. Ama bir çatışma alanına döndü bu bölge. Afganistan, Irak olaylarından sonrasında giderek Arap Baharı ve nihayetinde Arap-İsrail Savaşı. Şimdi bu tekrar bu eskiden bildiğimiz o 40'larda, 60'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde defalarca kere tekrarlamış olan Arap-İsrail Savaşları'ndan birisine doğru mu bölge sürüklenecek? Yoksa buna gerek kalmadan İsrail bölgede biraz daha bir işgal alanını genişletip ondan sonra kaldığımız yerden mi devam edeceğiz? Pek bir şey olmamış gibi. Bunları gerçekten cevaplamak, tahmin etmek zor. Ama az önce de dikkat çekildiği gibi Avrupa'nın gerçekten buradaki kaynakların petrolüne de doğalgazına da çok fazla ihtiyacı var. Ve burada Türkiye ve bölgedeki ülkeler enerji merkezi olma durumunda. Türkiye'nin üzerinden geçen Kafkasya'nın Türkiye'nin üzerinden geçerek Akdeniz'e aktarılıyorsunuz. Rusya'nın Türkiye ile enerji işbirliği ciddi ölçüde. Ve şimdi burada İsrail açıklarındaki kaynakları İsrail Türkiye ile birlikte Avrupa'ya aktarmak da istiyor aslında. Oradaki bir kanat bunu istiyor. Ama başka bir kanat bunu istemiyor. Elbette Amerikalıların buradaki paylaşıma müdahalesi çok önemli ama hangi Amerikalıların? Şimdi Biden hükümeti bunu yapıyor. Seçime bir ay kaldı. Bir ay sonra eğer Biden hükümeti bu seçimi kaybederse Amerika'da başka bir lobi, başka bir çıkar grupları iktidara gelecek. Onların Doğu Akdeniz'deki hedefleri, bu karbon politik hedefleri şu anki hükümetten çok daha farklı olacak. Ama eğer onlar iktidara gelir ve yapmak istediklerini yapmazlar, şunu söyleyecekler. Trump'ın sürekli söylediği gibi. Bir derin devlet var ve biz derin devlet mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken politikaları uygulatmıyor diyecek. Dolayısıyla Amerika'nın kendi içerisindeki mücadelenin de buraya yansıması belki var. Evet. Çünkü bakın Amerika'dan evangelikal kanat İsrail'deki mevcut hükümetle ilgili ciddi açıklamalar yaptı. Hatta dedik ki hastaneye Hamas kurdu. Hastane Amerikalı evangelikal olmayan diğer protestan kanadı. Yani şu an ağırlıklı olarak Biden hükümetine oy veren kanadın hastanesi. Dolayısıyla basına baktığımızda önce İsrail vurdu dedi Amerikan basını da. Ama sonrasında Cumhuriyet desteklediği basın hayır o hastane İsrail vurmadı orayı Hamas vurdu dedi. Yani bakın ilginç Amerika'da Cumhuriyetçiler adına basına bakıyorsunuz ilk günlerden itibaren hastaneyi Hamas'ın vurduğunu söyledi. Evet. Ama şu anki hükümetin Biden demokratların
tarafındaki basına baktığınızda ilk İsrail vurdu dedi, sonradan değiştirdi. Şimdi Türkiye mesela, Türkiye'de konuşulurken oradaki basının bir kısmına Türkiye'deki bir görüş benimsedi, diğer basına da Türkiye'deki başka bir görüş benimsedi. Mesela biz de burada tartışırken Amerika'daki atılan manşetler üzerinden olayı tartışıyoruz. Ama sahada çok farklı şeyler var. Ve az önce de dikkat çekildiği gibi adeta soykırımmış gibi sistematik bir müdahale var orada. Ve Gazze açıklarında bir kaynak varsa, bunu İsrail çıkarırsa, bu gerilim Arap dünyasının buna itirazı elbette bitmeyecek. Yani bölge şirketler, Chevron veya diğer Avrupalı veya Amerikalı şirketler, bunların bölgeye girip yapacakları çalışmalar kolay olmayacaktır. Bu yara böyle açılmaya devam eder. Çünkü hem vicdanları, psikolojileri ve dolayısıyla devletlerin iradesine, alttan gelen, taptan gelen tepkileri, sokakları, bunların hepsini etkileyecek diye düşünüyorum. O yüzden bölgedeki kavganın ciddi bir kısmının, büyük kısmının enerji ve maddi kavga olduğuna inanmakla birlikte ben kimliklerin de önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi elbette İsrail'deki Arap, İsrail'deki Yahudi halkının bir kısmı, özellikle fanatik Yahudiler, kendilerinin Hazreti İbrahim'in Sare Hanım'ından geldiklerini, dolayısıyla soylu olduklarını, ama Arapların İshak ve İsmail soyundan geldiklerini, dolayısıyla onların ikinci sınıf olduklarını, kendilerine ümmetçi olduklarını söyleyen insanlar var. Şimdi bakın, bu insanlar çok daha radikaller. İsrail'deki bir grup, ciddi bir grup. Bunlar İsrail devleti diyor ki, İsrail baş hahamı, oranın Diyanet İşleri Başkanı gibi diyor ki, Mescid-i Aksa'nın kuyruğuna girmek yasak. Yahudi, Musevi inancına göre de yasak diyor. Fakat bir grup Yahudi var, işte az önce söylediklerimiz. Onlar oraya da girmekten, bir an önce her yere geçirmekten yanalar. Şimdi böyle ciddi bir kitle de var İsrail'de. Fakat büyük ve daha böyle daha farklı diye, sağduyulu diyelim, yaklaşan bir grup var İsrail'de. Onlar da bu şu an yaşananları problem olarak görüyorlar. Yani İsrail'in kendi içerisindeki bölünmüş dikkat çekici. Şimdi bu kadar bölünmüş bir İsrail, ABD müdahale yapamayan bir durumdaki İsrail, kendi kapısının önündeki zengin kaynakları kiminle nasıl paylaşacak? Lübnan biliyorsunuz sıkıntılı bir bölge. Lübnan çok sıkıntılı. Ve dikkat ederseniz İsrail'deki büyükelçisi Çin'in birkaç önce, Mayıs 20'ydi yanlış hatırlamıyorsam, öldü veya öldürüldü. Çin'in Lübnan'daki düşmeleri var. Beyrut limanı havaya uçtu. Ve bu son olaylardan sonra da Çin'in yaklaşımı yine farklı. İsrail'in bazı limanlarını Çin aldı biliyorsunuz. Dolayısıyla Akdeniz'de birçok limanı Çin aldı. Eskiden bir ülkede bir demiryolu projesini bir ülkede kim alırsa, hangi ülke alırsa, şirket alırsa demiryolu projesinde özellikle ve 20. yüzyılda oradaki petrol imtiyazlarını o şirket alırdı. Şimdi bugün dünyaya baktığımız zaman Çin'in aldığı bu limanlar elbette enerji nakliyatı hep limanların üzerinden yapılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani Çin Doğu Akdeniz'de büyük bir oyuncu değil. Ama yaklaşan bir etkisi var. Az önce söylendiği gibi İslam'la İran'ı yakınlaştıracak bir şey yapabildi. Bu çok sıra dışı bir şey. Ve Körfez'den çıkan petrolün de İsmail Çin'e gidiyor. Ve yakında bakın Körfez'de ne olacak? Bu Doğu Akdeniz'deki olay Körfez'de nasıl yansıyacak? Yansıyacak mı Kızıldeniz, Körfez bölgesine? Veya Güney Çin Denizi'ne. Eğer Cumhuriyetçiler iktidara gelirlerse Çin'le uğraşmaya başlayacaklar. Bir önümdeki yıl önümüzdeki bu günlerde seçimlerin sonucu gerçekten dünyanın yıllarını çok etkileyecek diye düşünüyorum. Bu esnada Demokrat Parti neler yapabilecek, neler yapmaya çalışacak, bu da önemli. Bölge ülkeleri arasında ise şu an soğuk bir iklim dönemine girdik. Türkiye, İsrail, az önce söylediğiniz gibi İsrail arasında şu an bakın bir soğuk bir istenmeyen durum oluştu yani. Aralarında ilişki iyiydi ve üretim sırada İsrail'de yapılan üretim bu bölgeden şeye aktarılacak Avrupa'ya. Dolayısıyla bölge ülkeleri arasında düşünülen, tartışılan işbirliği projelerini ciddi ölçüde yere aldı diye şu an için düşünüyorum. Ve ABD'nin yaklaşımı, oradaki çıkar gruplarının bölgeye yaklaşımı çok anlam ifade ediyor. Buna da önümüzdeki bir yıllık süre ve sonra da seçim sonrasında yaşanacaklar çok şekillendirici etkileyecek sanırım.
Bir şey sorabilir miyim burada? Merak ediyorum. Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme önünde ilişkiler koptu mu sizce? Yoksa bunu aslında daha çok Netanyahu'ya karşı, hükümete karşı bir tepki ama İsrail'i ayrıştıran bir tepki olarak görmek mümkün mü? Dolayısıyla aslında Netanyahu görevden ayrılırsa bir şekilde ilişkilerin tekrar hızlı bir şekilde normale dönmesi ve krizin büyümemesi gibi bir ihtimal söz konusu olabilir düşüncesi var sanki. Olabilir, evet. Son açıklamaya bakacak olursak, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması, Netanyahu ile olan ilişkinin şu an bittiğine yönelik. Yani Netanyahu üzerinden olan Türkiye-İsrail ilişkisinin bittiğine yönelik ki zaten Türkiye'de yıllardır siyasi lider, aktör olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail'de de yıllardır siyasi aktör, lider olmasına rağmen Benjamin Netanyahu arasında ilk defa yüz yüze bir görüşme olmuştu. Daha telefonda falan daha önceden olmuştu, evet, ama ilk defa Sayın Erdoğan ile Netanyahu ilk defa görüştüler biliyorsunuz. Geçtiğimiz Eylül ayında. Evet. Yani ilk defa bu kadar Türkiye'nin Mavi Marmara olayından sonra 2010'dan beri ilk defa bu kadar ciddi bir yakınlaşma başlamıştı. Gerçi Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı ile Herzog'la Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan zaten görüşmüşlerdi daha önce. Ve 2018'den beri Türkiye-İsrail arasında ilişkiler geliştirilmeye çalışılıyor. 2018'de tam Türkiye-İsrail ciddi ölçüde bazı meseleleri görüşmeye başladığında birden Gazze olayları başladı. 2021 senesinde yine İsrail arasında ciddi bir görüşme grafiği başladığında Kudüs yandı. Kudüs olayları başladı. O fanatik Yahudiler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girdiler. Şimdi tekrar geliyoruz 2023 Ekim, işte Eylül 2023, Netanyahu Erdoğan görüşmesi ve hemen ardından bu olaylar başlıyor. Dikkat çekici. Ben kimseyi suçlamak, şu yaptı, bu yaptı, böyle yapmak için demiyorum ama bunlar çok dikkat çekici gelişmeler ve bu kadar tesadüf olabilir mi? Ve yine aynı şekilde Mayıs 2020'deki Çin elçisinin İsrail'deki ölümü ilginç bir şey. Beyrut limanının patlaması, bölgede tüm patlamaların, şiddet güllerinin havalarda uçuşması, bütün milletin burada yaşayan herkesin üzerine düşmesi. Ve bunların belli zamanlarda böyle yoğunlaşması, bu tesadüf olabilir mi? Evet, bunlar dikkat çekici gelişmeler. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile arasında bir sonraki yaklaşma hamlesi olacak mı ve nasıl olabilir? Yani şu anki bu Biden hükümeti önümüzdeki bir senelik seçim içerisinde bu dönemde radikal gelişme olacak mı? Hani Dışişleri Bakanı ABD'nin Türkiye'ye gitti. Bu bölge, yani çünkü bölgedeki ilişkileri etkilemeye çalışıyor şu an ABD. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerinde, Mısır-İsrail ilişkilerinde, bölgedeki herkesin ilişkilerini şekillendirme iddiasında olan bir ABD var şu anda. Ve önümüzdeki bir sene içerisinde yapabildiklerini yapacaklar. Amerika'nın şu anki iktidarı. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışacak. Bu esnada Türkiye-İsrail ilişkilerinde ilişki kesme durumu tam olarak yok. Bakın bu hani son günlerde konuşuldu büyükelçileri geri çekmek veya yapma şeklinde ama tam anlamıyla ilişkiler kesilmiş anlamda değil. Şu an Netanyahu ilişkisinde Türkiye kestiğini en azından resmi olarak söyledi. Ama İsrail'deki Türkiye ile görüşmeye sıcak tutan kanatlarla Türkiye diplomatik ilişkilerini kesmeyecek diye ben tahmin ediyorum. Çünkü yapıcı rol oynamaya çalışıyor ve yaşanan olaylar çok facia şu anda gücü. Bunun da tekrar toparlanması için Türkiye'nin üzerine düşen bir şeyler yapmaya çalıştıktır. Bunun yolu da İsrail'le konuşabilmekten geçiyor. Daha fazla tırmandırmanın kimseye zaten bir faydası yok. Ve olay da sadece bir Arap-Yahudi savaşı aslında değil. Her ne kadar fanatik bir grup Yahudi Arapları buradan çıkarmalıyız dese de, onlar olaylara başka açıdan baksalar da, bunların hükümette de temsilcileri olsa da, genel olarak İsrail'deki hakim yapı, güç ve zihin daha geniş düşünüyor ve bu düşünce ama Türkiye ile ilişkilerinde ABD'den elbette etkilenecek. İsrail-ABD ilişkileri daha belirleyici olacak. Muhittin Hocam, Sait Hocam'ın sorusunu size yönelttiysek, Türkiye-İsrail ilişkileri bundan sonra hangi yöne evrilir? Yani şöyle bir sanırım ifade kullanmıştınız siz. Yani Türkiye-İsrail artık bu işi soykırıma çevirdikten sonra
böyle bir pozisyon aldı. Yani katliama kaldı. Evet, katliama çevirdikten sonra kınamaya başladı ve miting de organize edildi dikkat ederseniz. Maksim medyasında şöyle protesto bir, mitingi. Şöyle bir argüman var. Yani Türkiye bu işe müdahil olmak istedi. Arabuluculuk rolü oynamak istedi. Bağlamda evet. O kabul görmeyince, yani Batı özellikle Sayın Erdoğan'a böyle bir görev verilmesini kabul etmedi. O yüzden Türkiye böylesine keskin bir pozisyon aldı diye bir argüman var. Yani ben, siz buna katılır mısınız? Yani çok keskin görmüyorum ben. Yani o Mavi Marmara olayını anımsadığımızda, o yılları, o dönemki o diplomatik krizleri anımsadığımızda ben hocama katılıyorum. Çok keskin böyle ilişkileri ben İsrail'le koparıyorum noktası yoktur. Ama Netanyahu'yla bundan sonra bunun devam edeceğini söylemek çok zordur. Zaten ben Netanyahu'nun Gazze'yi etnik bir temizlik yapsa bile Gazze'de İsrail'de iktidarını koruyabileceğine inanmıyorum. Yani Netanyahu ile imkansız görüyorum bu ilişkilerin devam etmesini. Yani ama İsrail'le tamamıyla ilişkilerin koparılması diye bir tavır şu ana kadar yok diye görüyorum ben. Varsayımsal olarak aslında Netanyahu'nun gideceği beklentisi üzerine kurulmuş sanıyorum söylemler. Evet. Bugün ama baktığımızda zaten dünyada da, yani sadece bu Erdoğan'a özel bir şey değil. Evet. Dünyada da ortaya bir arabulucu olarak çıkan böyle bir çalışma da yok. Böyle bir diplomatik girişim de yok. Yani bence yok. Burada enteresan bir şey var. Az önce Talha Hoca'nın söylediği, Muhittin Hocam'ın da söylediği nokta çok önemli. Yani bütün program aslında onu konuşmaya çalıştık. Bir taraftan evet bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir bölgesel savaş riski var. Var. Ama diğer o da küresel boyuta dönüşebilir. Kimin bu işlerin arkasında olduğunu herkes anlamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da ironik bir şekilde kimse aslında bu bölgesel savaş riskini de alamıyor. Çin'e bakıyorsunuz, Çin yıllardır kazıya kazıya tırnaklarıyla Orta Doğu'da bölgede bir aktör konumuna geldi. Limanları bir savaşın aldı. Limanlarını aldı. Hayfa'dan başka tutunuz, bir sürü yani, şey yaptı. Hayfa'dan tutunuz Sait Hocam'ın dediği gibi Pire Limanı'na, Port Said'e, Kumport, Türkiye'deki Marmara Kumport'a. Hı-hı. Hepsi Çin'in. Evet. Dolayısıyla yani Çin oradaki bir istikrarsızlık. Çin'in yıllarca çalışıp çabaladığı, kurduğu düzenin tam tersi bir konuma gitmesini sağlayabilir. Ekonomisini de riske atan bir şey. Ekonomisi de ciddi anlamda riske atan bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda, evet bugün Sait Hocam az önce Ehud Barak'ın bir takım cümlelerini alıntıladı. Ben de bir iki ekleme daha yapayım ona. Ehud Barak diyor ki, biz şu anda Amerika ile laf dinlemeye müttefik konumundayız. Ama aramızda bir güçlü bağ var. Ama öyle bir noktaya geliyoruz ki 2-3 hafta içerisinde bu aramızdaki ayrışma çok daha gün yüzüne çıkacak. Bu da bizi uluslararası kamuoyu önünde de ciddi sıkıntıya sokabilecek bir noktaya götürebilir diyor. Aynı zamanda bu yapılan insani mitingler, az önce sizin de söylediğiniz Washington'dan birçok yere kadar ciddi kalabalıkların olduğu mitingler yapıldı. Tepkiler var, evet. Bu da İsrail'i kamuoyu önünde çok daha tartışılmaya, sorgulamaya iten, ki bu da aslında baktığınızda İsrail dış politikası açısından da çok kabul edilebilir bir şey değil. Ya ama şunu anlamamız Suriye'ye bakıyorsunuz, yani, Suriye'nin İsrail başka dertleri var. İran'ın farklı şeyleri var. Sorunları var. Bence burada aslında son 10 dakikamız da kaldı ve hatta daha az kaldı. Belki de daha az kaldı ama şunu da söylemek gerekiyor. Bir bölgesel savaşın riskleri nedir? Ve bu savaşı İsrail kazanabilir mi? Hamas kazanabilir mi? Yani şöyle sorayım. Hamas'a göre ayakta kalmak bir başarı mıdır? İsrail'e göre işte girip Gazze'yi insansızlaştırma, oradaki nüfusu başka bir yere göç etmeye zorlamak. Ki programın başında Talha Hocam'ın açıkladığı bir istihbarat raporu vardı. Yani Batı Şeria Gazze örneğinde olduğu gibi Gazze'yi de yine ikiye bölüp farklı bir tampon bölge mi oluşturmak başarıdır? Zaten şu anda defakto yoksa Netanyahu'nun gitmesi mi başarıdır? Gibi birçok soru aslında sorabiliriz. Bir şey söyleyeyim ama önce Hamas'ın veya Filistinlilerin kaybedecek bir şey kalmadı ki.
İnsanlar ülkelerini kaybetti, topraklarını, evlerini kaybediyor, canlarını kaybediyor. Bu yüzden fazla çocuk yapıyorlar deniliyor işte. Çünkü 5 çocuk yapan bir ailede 3 tanesini şehit veriyor veya 2 tanesini şehit veriyor. Haması yeniden üretiyor aslında bu. Efendim? Haması yeniden üretiyor. Evet, Haması yeniden üretiyor bu süreç ama kaybedecek bir şeyleri kalmadı zaten. Haması'nın veya Filistin halkının, Gazze'deki insanların. O bakımdan herhangi bir kayıpları olmaz herhangi bir sonuçta. Ama şunu söylemek istiyorum ben. İsrail devleti zaten veya İsrail'deki sistem demokratik bir sistem veya batılı değerler üzerine kurulan bir sistem değil. Bunu da kavramamız gerekir. Bir taraftan bakıyorsunuz Murat Hocam da siz de hepiniz futbola meraklısınız, basketbola meraklısınız. Görüyorsunuz Maccabi Tel Aviv takımı, Maccabi Hayfa takımı vesaire. Hepsi baskette de futbolda da Şampiyonlar Ligi'nden tutunuz Final Four'a Avrupa kupalarına katılıyor değil mi? Evet. Ama İsrail hiçbir zaman Avrupa'nın diğer kurumlarına politik, ekonomik, siyasal yani kurumlarına katılmıyor. Hukuki noktalara gelmiyor. Avrupa Konseyi'nin yanından geçmiyor. Mesela Filistinliler topraklarını satmış tırnak içinde diyorum bunu İsraillilere. Bunu efendime söyleyeyim uzmanı değilim bu mevzunun. O yüzden çok konuşmak istemem ama Avrupa Konseyi'ne üye olsa bu insan hakları ihlalleri konusu vesaire insan hakları mahkemesi mevzusu gündeme gelecek. İsrail böyle bir devlet. Onun için ben şeyi kestiremiyorum. Yani İsrail'in alacağı pozisyonda bundan sonra kestiremiyorum. Bölgesel savaş elbette ki biraz evvel bahsettiğiniz Çin'in aleyhine olur. Böylesi bir yapı çıkar. Ama bununla birlikte bölgesel bir savaşı kim çıkarır? Yani Hizbullah'ın ne yapacağını ben kestiremem yarın öbür gün. Yani böyle bir de yapı var. Ha Suriye'nin toprak bütünlüğü zaten tehlike altında. Golan Tepeleri işgal. Kuzeyinde PYD ile uğraşıyor. Diğer ISIS'in kalıntılarıyla uğraşıyor Suriye. Suriye'nin öyle bir gücü yok. Şu anda yani Lübnan'da Esad'ın ciddi bir ekonomik kriz var. Ha yani Esad'ın yani oraya cevap verecek bir gücü yok. Düşünün en çok ticari anlamda export yaptığı ürün şu anda zeytin, başka bir şey kalmamış. Yani sanayisi vesaire turizmi de bitmiş durumda Suriye'nin. Suriye'den bir tehdit gelmez İsrail'e. Ama dediğim gibi İran ne yapar? İran'da bir imparatorluk kültürüne sahip ülke. Ancak ben hayra alemet görmüyorum gidişatımızı dünya olarak. Onu söyleyeyim. Ve bununla tamamlayayım. Son cümlenizi alalım hocam. Evet. Talha Hoca'ya da son yani cümlesini tanıyalım ve programı kapatalım. Bu arada, Talha Hocam siz son olarak neler eklemek istersiniz? Evet. Sonra programı kapatacağız. Peki. Öncelikle programın başında atıf yaptığım gibi kendi dünyamızdan, kendi Türk dünyasından baktığımız zaman en azından bütün bu dünyada yaşanan gerilimler içerisinde rahat bir dünya olduğumuza hala inanıyorum. Bir dua temenni olarak bu pozisyonumuzu kaybetmemeyi ve bölgemizdeki diğer ülkelere de dili, dini, ırkı ne olursa olsun hepsine de sulh, barış ortamında olmalarını temenni ediyorum elbette. Ve bölgedeki gidişat söylediğim gibi kısaca özetle önümüzdeki bir yıl içerisindeki Amerikan seçimlerinin ABD'deki yansımaları da dünyaya olacak. Ve bütün dünyada buna odaklanacak. Rusya'da da ABD'de de seçimler var. Rusya'da çok şey değişmiyor olabilir seçimler ama ABD'de bazı şeyler çok ciddi ölçüde değişebiliyor. Ve bölgede de nelerin değişip değişmeyeceği bunlarla çok ilişkili. Bu vesileyle bu programa katılmış olmaktan da çok memnun oldum. Sizlere, sayın hocalarıma buradan selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Ve bütün Kıbrıs halkına da aynı şekilde saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim hocam. İyi akşamlar. Hocam biz size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Muhittin Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şöyle tamamlayalım. Yani umarım sulh bütün dünyada hakim olur. Gerçekten insanlık adına kötü bir süreç yaşıyoruz. Ülkemizde de birçok sorun var. Altyapı sorunlarımız vesaire. Ancak bizim de artık bu çerçevede uluslararası kurumların güvenilirliğini tekrardan test etme, eleştiri yapma, eleştirel yaklaşım bağlamında bir değerlendirmeye gitmemiz var yönünde. Düşüncem var. Bu siyasetin solundan sağına kadar olması gereken bir eleştiri süreci olmalıdır diye düşünüyorum. Dünya sistemi sizin de dediğiniz gibi hocam yeniden şekilleniyor. Bu şekillenme yeniden kuruluyor veya düzensizliği
Ama burada pozisyonun alma bağlamında küçük bir coğrafyada yaşıyoruz ve küçük bir nüfus bağlamında oldukça az bir sayıdayız bu dünyada. Ona göre bir iyi pozisyon belirlememiz gerekir Kıbrıs Türk toplumu olarak diye de düşünüyorum. Tabii herkese iyi akşamlar. Karar vericilere de burada bir mesaj var aslında sanırım yani bu tür konulara aslında daha da eğilmemiz gerekiyor. Evet, bu çünkü şu anda çatışmanın yani bakınız tamamladık dedik ama çıkarmamız gerekiyor. Evet, dersleri çıkarmamız gerekiyor. Evet. Bir de şu var, Kıbrıs adası şu anda batısında Libya'da çatışma bölgesi, bir jeopolitik kavga. İşte Tobruk'taki geçen gün yeni bir askeri üst, deniz üssünün kurulması Rusya tarafından. Batımıza, doğumuza bakıyoruz. Suriye ve İsrail Gazze'de çatışma. Yani araç deniz olmasa aramızda 1,5-2 saatte gideceğimiz coğrafyalardır bunlar. İşte hep o konuştuğumuz yani dikili taş siyasetinden sıyrılıp uzaklaşmamız lazım. Uzaklaşıp dünyadaki gelişmeleri de tabii dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Yani insan onurunun daha iyi bir noktaya geldiği, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği ve insanların hayatlarının garanti altına alındığı güvenilir bir ortamın sağlanması dünya gerekir diye düşünüyoruz ki az önce verdiğiniz mesaj da bence de çok değerli bir mesajdı. Umarım bu dediğinizi hepimiz kendi adımıza düşen sorumlulukla yerine getirebiliriz. Değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konutlarla karşınızda olacağız. Ama programın başında Muhittin Hocam az sonra başlayacak olan Galatasaray Bayern Münih maçında Galatasaray'ı desteklediğini ve Galatasaray'ın kazanması için dua ettiğini söyledi. Ben de o temennilere katılarak sizlere iyi akşam diliyoruz. İyi akşamlar.